arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tüm dünyada tatil denildiğinde ilk akla gelen yer olan Maldivler'de iki farklı adada çok ilginç bir tatil deneyimi yaşayacağız. Aynı zamanda bu videoda hayatımda ilk defa denediğim şeylere de benimle birlikte tanıklık edeceksiniz. Öyleyse gelin videomuza, hayatımda ilk kez yapacağım bir şeyle başlayalım. Arkadaşlar, ensemdeki saçları birazdan sarıya boyatacağız. Ben daha önce hiç bu kadar sarı saçlı bence görmediniz. Ben de kendimi görmedim. Çok heyecanlıyım. Başlayalım o zaman. Bakalım, bugün bir cesaret böyle bir işe kalkıştık. Umarım başımıza bir şey gelmez. Ya çok güzel. Ay, rengi pamuk şeker gibi olmuş. Bence çok tatlı oldu. Özellikle bu saç bence toplandığında kendini belli edecek. Bu şekilde yarım topladığımda çok güzel gözüküyor ya. Sen Kuaför'e tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve başka bir ilki gerçekleştirmek üzere buradan artık ayrılıyoruz. Şimdi hayatımda bir başka ilke imza atmak üzere havalimanına geldik arkadaşlar. Daha önce hiç gitmediğim bir ülkeye sizi götüreceğim. Hadi gidelim. Yaren burada kaybolmuş. Şu anda Maldivlere ulaşmış bulunuyoruz. Harem Gebze otogarını almıştı bana. Selamun aleyküm. Ay, kesin ıslanacağız. Selam çocuklar. Selam. Odamızın yeri müthiş. Su üzerinde görüyorsunuz. Oo, gizemli. Bizi bir perde karşıladı. Neye benziyor acaba odamız? Balkonumuza çıkalım. Suya bakın. Minik minik balıklar var suyun içerisinde. Komşu. Komşu. Küvetiniz var mı? Küvet var. Ah be. Allah. Bu adada 3 gece 4 gün kalacaktık. İlk gün zaten yol yorgunluğuyla geçti ve ikinci gün direkt olarak gözümü denizde açtım. Huzur, bakın huzur. Huzurlu bir yüzüş. Minimum hareket olabildiğince. O yüzden yavaş yavaş batış. Çok güzel. Maldivler genelinde denizi gerçekten çok beğendim. Deniz hep çok berrak, çok temiz ve balıklarla birlikte çok keyifli bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Harika ötesi. Hayalimdeki deniz budur. Mümkünse bütün yaz tatillerinde böyle bir denize girmek isterim. Hatta yılın her mevsimi böyle denize girebilirim. Kaldığımız otel Maldivler geneline göre orta segment bir oteldi. Denizi, güneşi, kumsalı genel olarak çok güzeldi. Birazcık karşı adadan gözüken inşaat manzarası kafa karıştırsa da ambiyansı, genel havası gerçekten çok keyifliydi. Beni birazcık yemekleri üzdü çünkü Hint mutfağına ağırlık verilmişti. Çok baharatlı olduğu için ben normalde Hint yemeklerini pek tercih etmiyorum. Bu nedenle birazcık basit tercihler yapmaya çalıştım ve çoğunlukla meyve yedim.
Aslında bu adaya geliş amacımız bir etkinliğe katılmaktı. Bu etkinlik kapsamında da bizim için birçok güzel aktivite planlamışlardı. Güzel aktivitelerin çoğu hep sabah erken saatlerdeydi. Maalesef benim bu seyahat boyunca uyku düzenim o kadar bozuldu ki hiçbir sabah etkinliğine katılamadım. Sadece gece aktivitelerine katılabildim. Orada da çok size gösterebileceğim şeyler yaşanmadı. Köpek balıklarıyla dalış yapma deneyimini yaşamayı çok istiyordum fakat ben maalesef sabah uyanamadığım için katılamadım. Bütün influencer arkadaşlarım kocaman kocaman köpek balıklarıyla dalış yaptı fakat ben o sırada odamda maalesef ki uyuyordum. Gerçekten uyuyorum. İmdat yok, gitti. Canavarıyla nasıl yüzdüğümü bilemedim. Tam adayı terk etmemize bir gün kala yağmur gelecek dediler. Ben de yağmur yağarken denize girmeyi çok istediğim için denize girdim ve yağmurun yağmasını beklemeye başladım. Aha, yağmur başladı. Yağmur başladı. Şu anda yağmur yağıyor. Hadi birazcık daha lütfen aksın, yağmur duası. Bir süre sonra gerçekten yağmur başladı. Çok büyülü bir andı, çok sihirli bir andı. Kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Üç gün çok hızlı bir şekilde geçmişti ve ben sizin için çok fazla video çekememiştim. Aynı zamanda kendim de Maldivleri çok fazla yaşayamamıştım. Bu videoyu çekerken ki amaçlarımdan bir tanesi de Maldivlere tatile gitmeyi düşünen insanlara nasıl bir deneyim yaşayabileceklerini aslında minik bir şekilde ön izlemesini göstermekti. Ve ben bu süreçte çok fazla bunu yapabildiğimi hissetmedim. Kendim de aslında çok fazla Maldivleri yaşadığımı hissetmediğim için bu tatili uzatıp nasıl başka bir adaya gidebilirim diye düşünürken Emre Durmuş'la arkadaşlar bir konuşma fırsatımız oldu ve onun sayesinde Instagram'da Maldivler hesabından haberdar oldum. Onlara kendimi gerçekten Maldivler'de gibi hissedebileceğim bir adaya gitmek istediğimi söyledim ve bana çok kısa bir sürede yardımcı oldular. Arkadaşlar Enes Batur ve Yaren adaya veda eden isimlerden oluyorlar. Enes'ciğim. Kanka bak ne haldeyim, beni video çekiyorsun. Şuna bak, bavulu sürüyorum. Enes Batur yazıyor bavulun üstüne. Hadi. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ben diğer influencerları uğurlarken 4 gece 3 günlük farklı bir otelde yerimiz ayırtılmıştı bile. Günaydın. Arkadaşlar artık modadan ayrılıyoruz. Erkenden kalktık. Saat 8'de check out yapacağız buradan ve bambaşka bir adaya geçeceğiz. Hello. Yeni otelimiz Kandima Maldives'e gidebilmek için bizi kan doğmadan bir hız teknesine bindirdiler. Oldukça sarsıcı bir yolculuktu. Çok zorlandım arkadaşlar bu yolculukta. Ben gerçekten deniz üzerinde seyahat etmeyi hiç sevmiyormuşum. Bu yolculukta bunu fark ettim. O suyun üzerinde tak 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 tekne vurdukça midem ağzıma geldi diyebiliriz. Ama bunu sadece ben böyle yaşadım. Kameramanım karşı koltukta uyuyordu arkadaşlar. Yani sanırım sadece bu yolculukta ben zorlandım. Daha sonra arkadaşlar tekneden bizi küçük bir otobüsle uçağımıza götürdüler. Maldivler içerisinde farklı minik bir uçağa bindik ve farklı bir havalimanına indik. Oradan arkadaşlar bambaşka bir tekneye bindik. Açıkçası birazcık uzun bir yolculuk oldu fakat kesinlikle bu yolculuğa değdi. Önümüzdeki 3 gün gerçekten çok güzel geçeceğe benziyor.
İyi ki buraya gelmişiz. İlk başta ya gelsek mi, gelmesek mi, yoksa İstanbul'a mı dönsek diye kararsız kalmıştık. Ama yani bambaşka bir yere geldik gerçekten. Görüyorsunuz burada kocaman devasa yeşillikler var. Adanın bitki örtüsü bile çok farklı ya. Değil mi? İp gibi dizilmiş su villalarının önünden kendi odamıza doğru ilerlerken keyfim gerçekten çok yerindeydi. Oteli çok beğenmiştim. Kalacağımız oda bir su üstü villasıydı. Odamız gerçekten çok güzeldi. Bizim geleceğimizi duydukları için bize küçük sürprizler de hazırlamışlardı odamızda. Özellikle sabah uyandığımızda denize yüzen balıkları görebiliyor olmak beni gerçekten çok etkiledi. Hayatımda ilk defa bu kadar çok balığı bir arada görüyorum. Şaka gibi. Böyle ileriye doğru da devam ediyor. Şu an güneşten oralar gözükmüyor ama inanılmaz ya. Ooo, bir yandan hızlandılar. Oha! Ne oldu? Neden korktular? İnanmıyorum. Daha bakın şu zıplıyor. Şu zıplıyor. Tatilin ilk kısmında bir türlü köpek balığı görememiştim. Henüz baby sharkları da görememiştim. Fakat arkadaşlar inanıyordum. Bu tatil bitmeden bir baby shark görecektim ya. Hiç yoktan bir shark. Büyük shark da olurdu. Baby shark da olurdu. Hepsi okeydi benim için. Çok heyecanlıyım. Birazdan Maldivler'de Hint Okyanusu'nun ortasında hayatımda ilk defa kaplumbağalarla birlikte dalış gerçekleştireceğim. Bu arada görevliye sordum. Köpek balığı görme ihtimalimiz var mı diye bir çıtlattım. O dedi ki eğer şanslıysanız köpek balığı da görebilirsiniz. Bu da bana ilginç geldi. Normal de köpek balığını şanslıysanız bu hayatta görmemeniz gerekiyor. Gelin gidelim. Çok heyecanlıyım. Bir önceki adada köpek balıklarıyla dalamamıştım ama bu adada rengarenk resiflerin arasında deniz kaplumbağalarıyla yüzebilme şansını bulunca kaçırmak istemedim. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım ha. Bakın belli etmiyorum ama çok heyecanlıyım. Şu gördüğünüz bota bineceğiz şimdi. Resifleri çoğunlukla çizgi filmlerde ve izlemiş olduğum animasyon filmlerinde gördüğüm için kendimi çocukken izlemiş olduğum filmlerin içinde gibi hissettim. Milyonlarca canlının yaşadığı bambaşka bir dünya. Kayıp Balık Nemo'daki balıkların birçoğunu gördüm arkadaşlar. Bir tane de kaplumbağa görmeyi başardık. Nemo'yu yine göremedik. Büyük ihtimalle bir yerlerde yine kendini kaybetmişti. Nemo yoktu fakat Dory, bol bol Dory gördük. Özellikle köpek balığı hikayesini izleyenleriniz varsa küçükken aranızda benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Resmen o animasyon filmdeki resifi birebir gördüm. Sanki bir yerlerden şarkı söylemeye başlayacak, bir Oscar çıkacak gibiydi hatta. Üç kilometre uzunluğunda bir adanın tamamı otel olduğu için ve 10 farklı restoranı, devasa bir çocuk oyun alanı, sanat galerisi, birçok küçük kafe ve barı olan bir otel olduğu için ulaşımda bisiklet çok önemli arkadaşlar. Ben bisiklete binmem diyenler için her 10 dakikada bir kalkan minik araçlar da var. Fakat tropikal bir ormanın içinde bisiklet sürmek bana çok keyifli geldiği için tabii ki ben bisikleti tercih ettim. Bir yerden bir yere giderken yapmış olduğum bisiklet yolculukları benim için hep çok keyifli geçti. Adanın o mükemmel bitki örtüsünün altında bisiklete binmek, hafif hafif rüzgarın yüzünüze çarpması gerçekten beni çok iyi hissettirdi. Hatta şu anda burada otururken en çok özlediğim şeylerden birisi adada bisiklet sürmek. Şuraya bakar mısınız? İkinci gün havuzda yüzen öğle yemeği deneyimini yaşamak için su üstü villalarının en büyüğüne geçtik. Ya müthiş! Öğle yemeğim yüzerek yanıma geldi. Ya
yemekler çoğunlukla Hint yemeklerinden oluşuyordu. Hint yemeklerinden zaten pek hoşlanmadığımı biliyorsunuz. Fakat yine de yemiş olduğum yemekler bugüne kadar tattığım en güzel Hint yemekleriydi diyebilirim. Görüşürüz. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Böyle bir şey bir daha nerede yakalayabilirim bilmiyorum. Çok keyifli. Otelin yemekleri için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Öğle yemeklerini ve sabah kahvaltılarını etmiş olduğunuz yerde gerçekten çok fazla çeşit var. Normalde ben açık büfe kahvaltıyı veya açık büfe yemeklerini çok sevmesem de inanılmaz yemekler çıktı. Akşam yemekleri ise bizim için çok farklı hikayelerdi. İlk gün barbekü konseptli bir restorana gittik ve burada yerel bir balık türü olan Rainbow Runner'ın tadına baktım. İkinci gece ise Sea Dragon adında bir deniz ürünleri restoranına gittik. Bu yemekte otelin yöneticilerinden biri de bize eşlik etti ve iyi niyetle yiyeceğimiz canlıları bana tutturmak istediler. Ben bunu öldüremem ya. Yok ben yapamayacağım. Ben yemek istemiyorum. I don't wanna eat. Daha sonra istakozu fotoğraf çekmek için elime vermeye çalıştılar. Ya bundan da hiç hoşlanmadım fakat ayıp olmasın diye elime aldım istakozu. İnanamıyorum şu an bana bunu yaptırdıklarına arkadaşlar. Kocaman bir istakozu elimde tutuyorum. Şuna bakın. Tatlı hayvan aslında yemek istemiyorlar. Gerçekten bunu uzun zamandır düşünüyordum. Eğer kendi balığımı kendim yakalamak zorunda olsaydım büyük ihtimalle ben balık da yemezmişim. Yani zaten et asla yemezdim. Bir hayvana öldürmem ama balıkları böyle öldürmek beni gerçekten çok mutsuz etti. Eve dönünce bazı şeyleri tekrar gözden geçireceğim arkadaşlar. Benim için öğretici bir deneyim oldu. Gelin masamıza geçelim. Yine de yemeklerin lezzetine ve restoranın kalitesine hayran kaldım diyebilirim. Son gecemizde ise bize Hint Okyanusu'na sıfır kumsalda özel bir yemek organize ettiler. Bu arada çok ilginç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çıktığımız her gece mutlaka bir yerlerde bir Türk müziği çalıyordu. Hint Okyanusu'nun ortasında bir adada Türk müziği duymak da beni oldukça heyecanlandırdı. Son gün geldiğinde ise ben şeffaf kanoya binmek istedim. Fakat o gün şansımıza deniz çok dalgalıydı. Bizi uyardılar, çok keyifli olmaz, dikkat edin deseler de bizi durdurabilirler mi? Tabii ki hayır. Çok açılmayalım bari hacı. Çok sallanıyoruz. Eyvah, eyvah. Biraz dikkatli olalım hocam, tamam mı? Birazcık. Little bit attention diyorum. Gidiyordum. Gidiyor. Allah. Yamuluyordum. Yamuluyor, sola doğru yamuluyor. Çok büyük bir dalga geliyor. Çok büyük bir dalga geliyor. Evet, geldi. Çok pazarı oldu ya. Evet, güzel fotoğraflar. Arka... Dalgalar bizi karaya vurdu arkadaşlar ya. Karaya vurduk resmen. Aşırı dalgalı maalesef. Camdan kanoya bindik ama suyun içini hiç göremedik. Şimdi birazdan çekmiş olduğum fotoğraflara bakacağım. Siz de çekmiş olduğum fotoğrafları görmek isterseniz eğer beni Instagram'dan takip edin bu arada arkadaşlar. Eğer hala etmiyorsanız ki biliyorum etmiyorsunuz. Beni Instagram'dan takip edin. Eğlenceli bir yolculuktu. Bayağı keyifliydi. Her yerim yanmış ya. Yüzüme bakın arkadaşlar. Bu ne hal? Bu ne hal? Çok garip olmuşum. Öndeki de bana masajı yapacak olan hanımefendi. Çok tatlı gözüküyor bu arada. Nereli olduğunu soracağım. Merak ettim çünkü. Bakar mısınız? Burası da adanın diğer tarafı. Kendisi Butanlıymış. Daha önce hiç Butanlı birisiyle tanışmamıştım. Hatta Butan'ın dünya haritasındaki yerini bile gösteremezdim. Eğer siz daha önce Butanlı birisiyle tanıştıysanız yorumlara yazın. (Gülüyor)
adaya veda etmeden önce bir güzel masajımı da yaptırdım ve bütün tatilin yorgunluğunu omuzlarımdan attım. Zaten yorulmuş muydum tatilde diye sorarsanız çok da yorulmamıştım aslında. Çok keyifli bir tatildi. Aşırı keyif aldım. Zaten mayıştım fark etmişsinizdir. Bebek gibi oldum. Cildim böyle yumuşacık oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yanmıştım, nasıl olacak falan diyordum ama hiçbir şey olmaz. Çok iyi oldu. Çok iyi geldi. Arkadaşlar adadan artık ayrılıyordum ve köpek balıklarıyla ünlü bir bölgede tek bir köpek balığı dahi görememiştim. Tam teknemize binecektim adadan ayrılacakken denizde tam iki tane tatlışko baby shark gördüm. Çok tatlı gözüküyorlardı gerçekten. Zaten direkt olarak Instagram'da da paylaştım, görmüşsünüzdür eğer takip ediyorsanız beni. İnsan bir şeyi çok isterse oluyormuş. Burada da bunu anlamış oldum. O kadar çok suyun içine baktım ki bir baby shark görürüm ümidiyle. Sonunda gerçekten baby sharkları gördüm. Arkadaşlar 3 günün sonunda artık adamıza veda ediyoruz maalesef. O kadar üzgünüm ki burada yani hayatımda geçirmiş olduğum en güzel günleri geçirmiş olabilirim. Mükemmel bir 3 gündü. Güle güle. Bay bay. Maldivler oldukça keyifli ve eğer özel bir tatil planlıyorsanız benim kesinlikle önerebileceğim lokasyonlar arasına girdi. Tabii ki şu anda ülkemizde kurdan dolayı her şey çok pahalı gözüküyor. Ama eğer doğru planlama yaparsanız bu tatil sizin için çok güzel geçebilir. Benim iletişim kurmuş olduğum Haydi Maldivlere hesabını sizlere tavsiye ederim. Benim ikinci kalmış olduğum otel olan Candima Maldives'i de sizlere kesinlikle öneririm. Ben çok keyifli vakit geçirdim. Zaten videolarda görmüşsünüzdür. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Hepsi şov. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Bakın sahte değil. Videosunu çektim. Buna da sahte diyen çıkacak mı? Orada bir sürü influencerla fotoğraf atıyorum. Hala bana diyorlar ki sahte. Yok artık o kadar adamı da işin içine katamam herhalde. Değil mi? Katabilir.